Son 3 yıldır gelen soruların hepsi şöyle. Bu bölümden mezun olursam işsiz kalır mıyım? Böyle bir kaygı var arkadaşlarım arasında. Katılıyor musunuz öncelikle buna? Ve bu bölümleri belirlerken buna dikkat ediyor musunuz? Üniversitenin böyle bir şansı var mı? Teşekkür ederim. Bu maalesef Türk yüksek öğretim mezunlarında genel bir algı. Eskiden gelen bir hastalığımızın devamı olarak görüyorum açıkçası. Biz ne yazık ki Türk yüksek öğretimini bir iş bulma kapısı gibi görmeye devam ediyoruz. Aslında bu çok doğru bir algı değil ne yazık ki. Biz kendi işimize dönecek olursak, gelişen bir ülkeyiz. Hem nüfus olarak gelişiyoruz, hem ekonomimiz gelişiyor, iş alanlarımız gelişiyor. Az önce genel müdürümüz söyledi. 10 yıl önce kendi eserlerimizi restore edemiyorken, şimdi yurt dışındaki eserleri restore eder hale gelmişiz. Bunun için laboratuvarımız eksik, bölümlerimiz, programlarımız eksik, insan kaynağımız eksik. Bütün bunları yurt dışından temin etmeye çalışıyorken, şimdi bunları biz kendimiz yapmaya başladık. Önemli olan her meslek grubunda aklınıza gelebilen her türlüsü için söylüyorum. Donanımlı, yetenekli ve istekli olması halinde işsiz kalmak diye bir şey ben görmüyorum. Öyle bir ihtimal düşünmüyorum. Yani nereden mezun olursanız olun, donanımlı mezun olursanız işsiz kalmazsınız. Yani 4 yıllık olur, 2 yıllık olur, bunların hangisine girmişseniz orada derslerinizi dikkatli takip edip ihtiyaçları karşılayacak bilgi birikimine sahip olarak mezun olduğunuz zaman hem yurt içinde hem yurt dışında çok sayıda iş alanı vardır bugün. En iş alanı dar diyebileceğimiz meslek grupları içinde bu böyledir. O yüzden öğrencilerimiz, adaylarımız kendi puan türlerine göre, ilgi alanlarına göre seçecekleri bölümlerde, programlarda mutlaka işi daha sıkı tutarak, ciddiye alarak, yabancı dil bilgilerini geliştirerek ve mesleki bilgilerini olabildiği kadar üst düzeyde donanımla kazanarak mezun oldukları takdirde her alanda işçi aranıyor, çalışan aranıyor. Evet. Bunların içinde mimarlık biraz farklı gibi gözüküyor. Yani mimarlık, hukuk gibi, tıp gibi bazı alanlar yani iş alanının genişliğine, zayıflığına bakılmaksızın itibarını koruyor. Her zaman popüler. Çok popüler. Tabii biz üniversite olarak bu bölümleri açarken, bu ve diğer bölümlerimizi açarken biraz da bir misyon üniversitesi olarak kurulmamız hasebiyle bunu da dikkate alarak kurduk. Yani mimarlığı biz çok popüler, çok herkes rağbet gösteriyor diye açmadık. İhtiyaç var yani. İhtiyaç var. Evet. Ve şu anda Türkiye genelindeki bir mimarlık yaklaşımında belki bir değişimi sağlayacak, oluşturacak bir yaklaşıma ihtiyaç var. Öyle mi?